Herkese merhabalar. Arkadaşlar İskenderun'da şehrin en iyi lezzetini seçme yolunda yeni bir seri başlattık. Nasıl mı olacak arkadaşlar? Sallıyorum. Bugün ne yapacağız? Hamburger yapacağız. Şehrin en iyi hamburgercisi hangi mekan onu belirleyeceğiz. Kimlerle beraber? Yanımda 3 tane öğrenci kardeşim var. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyidir abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de bomba gibiyim. Kimler var? Bir tarafta Salih var. Diğer tarafta Bir Bey. Çok güzel isim var. Diğer tarafta Umut var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Ve biraz konseptten bahsetmek istiyorum. Normalde hamburger için ben ne yaptım? Instagram sayfamdan, Hatay Sandıkçı Instagram ve Hatay Mekanları Instagram sayfalarımdan İskenderun'da ve Arsu'da en iyi hamburgerci hangi mekan diye sordum. Herkes yazdı ve şöyle bir liste çıktı. Bunu en son göstereceğim. Siz de etkilenmeyin diye göstermiyorum bu arada. Hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü diye göstermeyeceğim. Sizi etkilenmenizi istemiyorum. Kendi kararınızı kendiniz verin istiyorum. Ve bu yolda ne yapacağız? İlk 3 söylenen hamburgerciye gideceğiz tek tek. Tabii öğrenci kardeşlerim ne yapacak? Kendi yorumlarını kataraktan birinci ve ikinci, üçüncü mekanı puanlayarak belirleyeceğiz arkadaşlar. Ben yorum yapmayacağım. Kimsenin yorumuna karışmayacağım. Aslında takipçiler seçmiş olacak. Hem sosyal medyadaki takipçiler ilk üç belli çünkü akabinde de sizler noktayı koyacaksınız. Sunum, lezzet, hizmet ve toplam puan olacak şekilde belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ne yapalım o zaman? Hemen bir tanesine gidelim. Tamamdır. Üç tane gezeceğiz. Hazır mıyız? Açlık nedir? Hazırız. Bomba gibiyiz. Saçtan yumuşak ne varsa yiyecek bir pozisyondayız. Ötecek durumdayız. Yani bomba gibi video bizi bekliyor. En sevdiğim takipçi. Eyvallah eyvallah. Öğrenci olduğu da belli. Aynen abi. Harikasınız. O zaman ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk mekanı, ilk hamburgerciye geçiyoruz. Hadi bakalım. En fazla söylenen 3 mekandan bir tanesi Soğuk Big Burger. Karaçöl üzerinde. 20 metrelik yol üzerindeyiz. Ne yapalım? Hemen girelim içeriye. Hemen girelim abi. Burada şunu yapacağız. Haksızlık olmasın diye bu 3 mekanda da şunu soracağız. Buranın en iyi hamburgeri ne? En fazla giden, en fazla beğenilen, sizin de en fazla gözde hamburgeriniz neyse onu sipariş edeceğiz. 3 mekanda da bunu yapacağız. En iyisi gelsin. En iyiler arasında değerlendirme yapalım 3 mekanda da. Hadi bakalım giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Nasıl yapıldığını içeride gösterdik. Sunumu görüyorsunuz. Sunum da tabii ki sizin için önemli. Patatesi geliyor. Burada kara lahanalı bir mayonezleri var. Farklı iki sos ve yanında bir sürü sos daha geliyor. Şunları herhalde kendileri yapıyor şu iki sosu. Diğerleri de hazır arkadaşlar. Yani sos çeşitliliği fazla. Yanında turşusu var. Özel yapım dedi. Şöyle turşularını da bir açalım. Yanında turşu veriyor. Dolu dolu bir menüsü var. Yani bunların hepsini değerlendirirsiniz siz. Şöyle hamburgeri göstermek istiyorum. Cheeseburger olarak geçiyor. Kendilerine özel yaptırmış oldukları bir ekmeği var. Susamlı oluyor. İçerisini zaten Hakan içeride çekti. Neler var onu zaten gördünüz. Güzel bir patates kızartması. Üzerine baharat olarak da kajun baharatı var. O zaman başlayalım mı? Başlayalım abi. Hadi bakalım. Afiyet olsun diyorum. Şimdiden bayrak detayı bu arada ilgimi çekti abi. Sunum açısından önemli. Bayrak öyle önemli. Mi diyorsun? Aynen abi. Bayrak önemli. Doğru. Bayrak geldiği zaman artı 100 TL geliyor mu acaba? Normalde bunun fiyatını da söyleyeyim. 280 TL'ymiş bu. Şöyle devam ediyoruz. Hadi afiyet olsun. Puanlama olarak ben puanlama yapmayacağım. Yemekle aranız nasıldır? İyi midir? Abi şöyle söyleyeyim. Ben kendimden bahsedecek olursam video açılışında da söyledim. Hani taştan yumuşak ne varsa ben yerim. Yemeği çok severim. Ama açıkçası güzel yemekten de anlar mıyım? Bence anlarım abi. Hamburger şöyle bir yemek benim için. Hani her zaman hayatımda rutin olarak yediğim bir yemek değil ama böyle bir konseptle de denemek istedik. Bakalım hani iyi denk geldi. İyi denk geldi. Bizim için de güzel bir deneyim oldu hani burada. Gideceğimiz 3 mekan da bence kötü çıkmayacaktır. Çünkü 100 kişiden fazla takipçinin önerisi üzerine videonun sonunda da göstereceğim. Siz etkilenmeyin diye göstermedim.
söyledim. Hani burası kaç oy almış. Diğerleri gideceğimiz iki mekan daha var. O da kaç oy almış. Onları en son söyleyeceğiz. Hatta altında gelenleri de göstereceğiz ki insanlar da alternatif olarak gidebilsinler diye. Peki en sevdiğin yemek ne senin? Vallahi abi şöyle, benim annemin yaptığı, ben içli köfteyi yani hiçbir şeye değişmem. İçli köfte favori yemeğim. Onun haricinde doğuluyuz biz. Aslen Mardinliyiz abi bu arada. Süper. Yani bizim için et çok kıymetlidir. Etin tabii ayrı bir yeri vardır. Her türlü eti de çok severim yani. Harika. Hepsi de çocuklarım gibidir. Her çeşit et yemeği ayırt etmem yani et konusunda. Peki bir bey sende peki en sevdiğin abi, yemek? Ben daha çok hamur içeren şeyleri çok severim. O yüzden pizzayı bayağı severim. Yani çok en sevdiğim yemek pizza. Evet. Yani hamur olduğum bir şeydi. Hani niyeyse daha fazla seviyorum. Yani bana bir ekstra şey. Bazıları öyle. Diyor. Doğru. Evet. Memleket? Biz Samsunluyuz ama anne tarafım Hataylı. Hani öyle karışık bir durumumuz var. Evet. Harika. Umut peki senin en fazla sevdiğin yemek? Valla ben daha çok fast food'cuyum. O yüzden fast food'un her türlüsünü severim yani. Sen de fast food. Hamburger, kanat. Harika. Vazgeçilmezlerim. Memleket? Ben Malasyalıyım aslında. Doğma büyüme buralı. Süper. Yani memleketin dört bir yanından insan var. İnsan var. Doğru. Aynen. Her türlü kültürden var. Bizim Sobik Burger'in özellikle ve özellikle eti kesinlikle kasaptan alınmaz. Biz kendi kesimimiz kendimiz yapıyoruz. Dehan'da besi çiftliğimiz var. Besi çiftliğimizden mezbahanelerden kendi imalathanemize gider. Hamburger'e kullanacağımız eti. Hamburger'e kullanmayacağımız eti de direkt satırdır. Yani dışarıya satarız. Abimiz de kendi reklamını kendi yaptı. Güzel. Yok ama güzel. Bunları öğrenmemiz güzel oluyor. Yani ekmek el yapılıyormuş. Direkt franchise olanlarda her ürün dondurulmuş oluyor. Siz taze ürün de kullanıyorsunuz. Bu da önemli bir detay yani. Benim hoşuma gitti. Değerlendirmeyi şimdi yapmayacağız. Daha sonra yapacağız arkadaşlar. Daha sonra. Ama benim daha önce geldiğim bir mekan. Şunu söyleyebilirim. Turşularını ve bu lahanasını gerçekten beğenirim. Hani mekanın kendine has lezzetlerinden. Yancı detaylar da önemli bence. Tabii. Hamburgerleri yiyelim. Hem muhabbet ederiz birazdan. Tamamdır. Hem de puanlamayı yaparız. Tamamdır, tamam. Buradan çıkıp. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyelim. Bizim ofise geldik aslında. Ofisin bahçe tarafındayız. Puanlamaları burada yapacağız. Ve tek tek yapalım ki kimse etki altında kalmasın. Mekan sahipleri çünkü bizleri de tanıdığı için orada tamam, geliyor, başımızda duruyor. Sonuçta sizi orada yorumlarken ikili muhabbet halinde biraz zorlanırsınız diye. Daha böyle düzgün olsun diye, birbirinizden de etkilenmeyin diye tek tek burada yorumlarınızı alacağım. Her tamam, mekan sonrası buraya bu şekilde yapacağız. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok sıkıntı. Hadi bakalım. Tamam. Sobi'ye gittik. Öncelikle hepsinin eline sağlık. Güzel bize yardımcı oldular. Hizmette bulundular. Önce sunumdan başlıyorum. Sunum konusunda çok iyiydi. Turşuları, ekstra sanırım kara lahana vardı, mayonezli. Yine beğendiğim şeylerden biriydi. Normalde getirilmez. Güzeldi yani, sunumunu beğendim. Benim sunuma puanım 9. Lezzetine gelirsek bir tık daha hamburgerde yenilikçiyim. Geleneksel pek sevmem. Domates tarzı hani içinde bulunan şeylerden dolayı. Ama yine de güzeldi. O yüzden lezzetine 7 puan veriyorum. Hizmet konusunda da dediğim gibi güzel hizmette bulundular, ilgilendiler. Mekan aynı şekilde güzeldi. Hizmete de puanım benim 8. Benim Sobik'e puanım 24. Şimdi Sobik'ten geldik. Sobik'e puanlarımı vereceğim. Bence sunum yani normalde ekstra çok bir şey yoktu ama düzenliydi, güzeldi. Bu yüzden sunum bence 9 puandı bana göre. Lezzet olarak yani eti gayet iyiydi. Zaten kendileri yapıyorlarmış. Ayrıca ekmeği de gayet iyiydi. Yanında gelen şeyler de güzeldi bence. O yüzden lezzetine 10 vereceğim. Hizmeti de normaldi, ilgililerdi. O yüzden buna da 9 puan vereceğim. Son olarak da Sobik'e puanı toplam 28 puan yapıyor. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Sobik'ten geldik. Sobik'e puanlayacağız. Birazcık bir franchise yani yarı handmade yarı franchise tarzında bir sistemi var. Baktığım zaman benim hamburgerde en önemsediğim şey aslında etin vuruculuğu. Yani buradaki diğer tüm ürünlerin ben hamburgerin etinin lezzetini ortaya çıkartması gerektiğine inanıyorum. Sobik'in de etini gerçekten çok beğendim. Etinin lezzetini çok beğendim. O cheeseburger falan peyniri çok güzel patlatmış burgeri. Klasik burgere yakın geldi. Son dönemde biliyorsunuz hani burgerlere böyle artık cheddar şelaleleri falan oluyor. Ama ben klasikten yanayım her zaman ve aradığıma daha yakın buldum. Et odaklı bir burger olarak gördüm. O yüzden lezzetine vereceğim puan benim 9 olacak. Sunumuna gelecek olursak sunumunda Sobik'te ekstra olarak yanında turşusu var ve turşuları gerçekten kendilerine has özel turşuları var. Onun harici patateslerini de beğeniyorum. Yani sunumlarına da 9 puan verebilirim. Hizmetlerine bakacak olursak hizmet de yeterliydi. Mekan da güzel. Hani garsonların yaklaşımı da güzeldi. Hizmete de ben 9 puan vermek istiyorum arkadaşlar. Ve totalde puanım 27 puan. Evet şimdi de ikinci mekana geldik. İkinci mekanın ismi de Michos Burger. Daha önce geldiniz mi bilmiyorum ama. Yok abi daha önce gelmediniz. Süper tamam yeni bir deneyim olacak sizin için de. Michos Burger'de ne yapacağız? Yine buranın en iyi hamburgerini söyleyeceğiz. Masaya gelecek yine tadımımızı yapacağız arkadaşlar. Tamam. Tamam var mı heyecan? Heyecan her zaman var abi. Heyecansız olmaz. Süper harikasınız. O zaman hiç vakit kaybetmeden girelim en iyi hamburgerini seçelim. Ondan sonra sofrada tadım yapalım. Gidiyoruz. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, sofraya geçti. Kendimize mushroom. En fazla burada mushroom tüketiliyormuş. Evet. Hatta Texas üretiliyormuş ama Texas da hatta ödül mü almış? Şöyle bir şey söylediler. Ama Texas hacı sevmeyenler mi? Ne bir barbekü. Şeyden. Barbeküden dolayı 2-3 evet. kişi barbekü sevmediği için mushroom da çok tüketici, mushroom istedik. Evet abi. Şimdi menü bu şekilde. Hakan'cığım yakından çektin sen zaten. Şöyle yakından gösterdik. Şöyle çubuğunu çıkaralım. Başlayabiliriz bence. Tamamdır abi. Fiyatı da 250 TL. Yanlış görmediysen değil mi? 250 TL. Fiyatı 250 TL'ymiş. Herkes o zaman afiyet olsun. Başlayalım. Bak 2 tane farklı sosu var bu arada. El yapımıymış bunlar da. Trüflü mayonezle sweet chili. Sosları kendi yapmaları avantaj. Aynen. Burada herkese ayrı ayrı 2 sos gelmiş. 2, 4, 6, 8. 8 tane farklı sos var. Hepsi kendileri yapıyormuş. Ekmekleri konusunda. El şimdi Sobik'e de gittik. Orası da kendi yaptırtıyor ya da yapıyor. Burası kendisi mi yapıyor? Yaptırtıyor belki de. Yaptırıyor. O da aynı. Orası gibi. Ama güzel bir ekmeği var. Benim hoşuma gitti. Kofuduk. Görüntü olarak kofuduk. O zaman hadi afiyet olsun. Eyvallah. O güzel, bu da güzel. Para vermekte zorlanacaksınız. Yine yanına patates veriyorlar. Öğrencilikle ilgili bir yanınız var mı sizlerin? Vallahi abi öğrencilikten ziyade biraz böyle yemekle alakalı anılar vardı bizde. Daha doğrusu anıdan ziyade bazı durumlar yaşanır bizde. O olaylar da beni çok güldürür. Şimdi şöyle bir muhabbet vardır abi bizde. Hani hazırda bugünkü konu hamburger. Şimdi bizde babam abi fast foodları çok sevmez. Hani fast food kavramına karşıdır. İşte eve bir sipariş verirsin, bir şey olur falan. Babam çok kızar. Ya nereden çıktı bu falan filan der böyle. Ondan sonra işte başlarız. Yemek gelir. Babam der ki oğlum bunlar ne? Bir kızar bağırır, olay çıkar evimizde. Ondan sonra şeye bağlanır. Ya tamam hani kızdım da bir getirin bakalım neymiş bu ya falan bağlanır abi. Ondan sonra bir tadına bakar falan filan böyle sonra bir yemeye başlar. Sonra bana da oradan bir bardak bir içecek doldurun bakayım der falan. Olay bambaşka bir yere gider yani. Bir doğum ailesinde tabii et önemlidir abi. Ben de şimdi üniversiteden geldim falan. Annem yemekleri bölecek mesela. Bir et paylaşımı yapılacak. Şimdi o durumda da annem tabii hassas ayar. Et dağılımı yapılacağı zaman tüm kardeşler toplanır. Onu herkesin bir görmesi lazım yani o dağılımı falan. Evde de o dağılımda bir sıkıntı olduğunda abi olay çıkar. Hani dışarıdan baksan dersin genelde milletin bekasını tartışıyor bu adamlar ama hani o kadar bizde hararetli tartışmalar olur yani. Bizim için yemek çok önemlidir yani. Aynen öyle bir komik durumlar yaşanır yani. Güzel. Ne okuyordun sen? Ben şu an Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyim. Tıp fakültesinde okuyorum abi. Çok güzel. Evet. Yine bir tıpçı kardeşimiz. Valla evet videolarda da bahsediyorlar falan hep böyle işte tıpçılar geliyor gibisinden ama. Çok ilginç tıpçılar. Tesadüf oluyor. Sen? Ben de abi tıpçıyım. Sen de mi tıp evet abi. Yani senin kanalı bir şekilde buluyoruz gibi. Bir şekilde buluyoruz. Sarıyoruz yani. Ben ayrımcılık oldu burada. Ben hukukçuyum. Olmadı bak. Hukukçular mutlu olsun diye hukukçu da getirdi. Normalde şöyle. Sen bizi aramıştın herhalde. Ben bir Instagram'da şey çıkmıştım. Sen direkt telefonla aramışsın. Evet, herhalde Deniz'le iletişime geçmişsin. Akabinde biz hani yoğunluktan dolayı yanda iki arkadaş getirir misin diye hem de enerji birbirine tutsun diye üç arkadaş gelmiş oldular aslında. Aynen öyle oldu. Güzel oldu. Biraz böyle çeşitlilik olması bakımından dedik ki bir hukukçumuz da olsun. Hukukçuları da düşündük. Hukukçular bize sallıyor ama biz onları düşündük yani. Muhabbet ettiğin için geriden geliyor ama. Sizlerin var mı? Öğrenci evinde mi kalıyorsunuz? Aile evinde mi? Ben öğrenci evindeyim abi. Sen öğrenci evindesin. Evet. İskenderun'da öğrenci evi. Yok Adana'dayım ben. He, pardon Adana'da. Ben abi İstanbul'da yurtta kalıyorum. İstanbul'da yurtta kalıyorsun. İstanbul'da okuyorsun. Aynen İstanbul'da. Sen? Valla abi ben de KYK yurdunda kalıyorum. Hani bu konularda da eleştiriler geliyor bazen. İşte öğrenci evinde olanları falan çağırıyorsunuz gibisinden. Ben konsepte çok uygun biriyim. KYK yurdunda kalıyorum yani. Gayet mütevazi bir hayatım var yani bu konuda. Harika. Keşke KYK yurduna da gidebilseydik. Orada böyle çekimler yapabilseydik ama şimdi devlete çok bağlı olduğu için. Öğrenci, evet. Evet. Oradaki öğrenci de büyük kazanlarda yemek yapabilsek. Tabii oranın izin bizim durumları biraz daha farklı oluyor. Evet abi. Şimdi Burak hakkında da bir fikriniz doğmuştur. Lezzetini kontrol ettiniz. Şimdi bunun yorumlamasını da birazdan yaparız. Tamam mı? Şimdi de Michos'tan çıktık. Onların da eline sağlık. İlgilendiler bizimle. Teşekkür ederiz. Sunumlarına gelirsek yanında çok fazla bir şey yoktu. Ama yine de güzeldi. Benim sunuma puanım 7. Lezzet olarak dediğim gibi yenilikçi bir hamburger tarzları var. Ben daha çok seviyorum. Sadece mantar çok fazlaydı içinde ama dolu dolu olduğu için bunu çok göz önünde bulundurmayacağım. Lezzet puanım 8. Hizmet konusunda da hani kalabalıktan dolayı bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama yine de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Hizmete puanım da 7. Benim Michos'a puanım 22. Michos'tan geldik. Michos'a puanlarını vereceğim. Sunum olarak Michos'ta Sobik'le benzerdi. O yüzden çok bir ekstrası olmadığı için bana göre Michos'un sunumuna da 9 puan vereceğim. Lezzet olarak bence güzeldi. Hani farklı bir lezzetti. Ama benim damak tadıma uymadığı için lezzetine 9 puan vereceğim. Hizmet olarak yine Sobik'le benzer bir noktadaydı. O yüzden hizmeti de bunun da 9 puan vereceğim. Gün sonunda Michos'a verdiğim toplam puan da 27 puan yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi Michos'tan geldik. Michos için şunu söyleyebilirim. Sunumda dikkatimi çeken farklı sos portföyünün olması. El yapımı soslara rastladık. Diğerlerinden daha farklı olarak. Tabi bu da benim için önemli. Baktığınız zaman hani ekmeği de olsun bir handmade'i gördük yani. Sunumu puanım 9 olacak arkadaşlar. Lezzete gelecek olursak. Şimdi bu tabii ki de birazcık tarz meselesi. Ben burada herkesin de tarzını göz önünde bulundurarak düşünmeye çalışıyorum. Mesela kimisi trüf mantarını yakıştırır, kimisi yakıştırmaz. Ama ben bunu yakıştıran adama göre de vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar objektif olmaya çalışacağım o konuda. Ben bir
biraz sosların etin lezzetini bastırdığını düşünüyorum. O yüzden de benim Michos'a vereceğim lezzet puanı 8 olacak arkadaşlar. Eti ağır geldi bana. Diğerlerinde böyle et daha baskınken burada soslar daha baskın geldi. Bu durumu çok sevemedim. Hizmete gelecek olursak yine bu mekan da çok tatlıydı. Hiçbir problem yoktu. Garsonların davranışları da hizmet de gayet yeterliydi. Sıcak kanlardı. Burada da hizmete de vereceğim puan 9 olacak. Michos'a verdiğim puan arkadaşlar 26. Evet arkadaşlar 3. mekana geldik. 3.sü de Lemis Burger. Burası da 20 metrelik yol üzerinde. Geldiniz mi daha önce? Yok abi daha önce gelmedim. Daha önce gelmediniz. Burası zaten yeni açılmış diyebiliyorum. Aynen. Fazla olmadı açılalı. Ne yapalım? Hemen içeriye girelim. Buranın en iyi hamburgerini seçelim. Daha doğrusu soralım. Onlar bize söylesin. 4 tane söyleyelim. Fazla oluyordu. Hadi içeri girelim. Tamam ya. Sofraya geçtik. Bak sunu çok güzelmiş ha. Aynen abi. Hoşuma gitti. Evet. Baksana. Bir de ikiye bölmüşler abi hamburgeri. Genelde ikiye böldüğünde fiyat katlanıyor. Öyle şeyler olabiliyor. Öyle mi? Bak şey de varmış. Bayrak da var. Oradan da bir katlandı. Afiyet olsun bu arada. Eyvallah. Yiyebiliriz. Eyvallah. Başlayabiliriz. Evet. Bakalım ben de merak ettim. Bunun fiyatı 370 TL'ymiş arkadaşlar. Hı-hı. Diğer mekanlara göre bir tık üstte ama evet. Bunda bir yatağında çedar dokunuşu, çedar havuzu yapmışlar. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi diğer menülerine de bakalım. Bu da önemli. Popüler yemekleri buymuş. Soğuk çizi olarak geçiyormuş bu. Gerçekten de soğuk çizi yani. Bol peynirli. Sunum da bir farklı. Aynen. Diğer mekanlara oranla. Aynen öyle. Öğrenci evinde kalan yoktu herhalde. Bir kişi ben vardı. Ben tutalıyorum. Yurda mı söylüyorsunuz ya da öğrenci evine mi söylüyorsunuz yemeği yoksa daha çok orada mı yapma taraftarı oluyorsunuz? Şöyle abi bizim yurdumuzda çok bir mutfak yok. O yüzden genelde biz dışarıdan söylüyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var bu işin. Bir kere dışarıdan söylemeye başlayıp yemekhaneyi terk ettin mi bir daha o konfordan ödün veremiyorsun. O yüzden böyle aileyi de bütçe olarak falan bir noktadan sonra zorlamaya başlıyorsun. Ama hani öyle bir durum var. Genelde dışarıdan söylüyorum abi ben. Zaten bir hani yemek yapabileceğimiz ortam da yok yurdumuzda. Öyle oluyor. Bazen okulda yiyorum, okulda kalıyorum. Kütüphanede kalıyorum, derslere falan çalışıyorum. Yani bu şekilde oluyor abi. Umut sen de sen evde kalıyorsun. Sen mi yapıyorsun yemekleri? Vallahi ben ocak açmayı bile bilmiyorum. Ocak açmayı bile bilmiyorum. Her öğünüm dışarıdan yani. Benimki ekstra bir masraf. Ne yiyorsun genelde? Sen Adana'da okuyordun. Full fast food. Full fast food. Kebap döner falan. Döner bir şeyler falan. Döner İskender'in dışını yemem abi. Vallahi güzel. Ben öğrenciyken böyle çok anım olurdu benim. Bilmiyorum sizin var mı? Ya benim var. Anlatmak istediğim bir anım var aslında. Hani Umut senin Adana'da varsa dinleyelim. Yani Adana'da çok var Umut'un anılar da. İyi olduğunu söylemem ama var. Yani can sağlığımız için bazılarını anlatamıyoruz abi de Adana'daki anıları ama bilmiyorum. O derece. Umut sende fazla bir şeyler var herhalde. Valla ben anlatmak isterim. Önce sen anlatacaksan başa, dinleyelim. Başlayalım mı? Valla abi şöyle oldu. Benim bu hikayem İskenderun'da ama. Bir gün abi böyle kafa birazcık şey. Yani yorgunum. Sınavlardan çıkmışız. Üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz o dönem falan. Böyle bir yorgunluk var. Neyse bir tane de çocuk gördüm abi yumurta satıyor. Ya bende de böyle bir insanlara yardım edeyim falan vardır öyle bir mekanizma. Ben de gittim tabii çocuğun yanına. İşte ondan sonra dedim sana yardım edeyim falan. Abi dedi benim hayatımda hiç arkadaşım olmadı. Çok mutlu olurum bilmem ne. Biz işte başladık satıyoruz yumurtaları. Hatta şey diyoruz abi şu müşteri alır şu müşteri almaz bilmem ne. Böyle heyecanlıyız mutluyuz falan filan. Neyse ondan sonra bir zabıta aracı yaklaştı abi. Böyle bir dobla yaklaştı bize falan. Sonra bir arkamıza baktık. Abi biz yumurtayı Tugay komutanlarının önünde satıyormuşuz. İskenderun'da var ya işte Tugay komutanlığı. Evet. O bizim arkada abi. Neyse ondan sonra yumurtaları falan aldık. Ekip de hani şey oldum abi bizi böyle kafadan tutup falan hani zabıta aracının içine arkaya bindiriyorlar. Ben yok de adamla artık. Şey de demek istemedim çocuğa. Hani utandım da ayrıyeten geldim. Hani ben sonradan geldim demek istemedim. Anca beraber kanca beraber dedim. Çocuk da öyle bir konuşuyor ki abi arkadaşımla bana bunu yapamazsınız bilmem. Hemen beni sahiplendi böyle çocuk. Hemen de sahiplenince işte biz böyle gittik ekip falan. Gittik orada abilere falan açıklama yapıyoruz. En son tanıdık manadık çıktı ama hani adama ayıp olmasın diye abi bildiğin zabıta ekipleri tarafından alındım. Öyle bir ince yürek yani öyle bir naiflik. Zabıta ekiplerinde orada yani bir saat iki saat dil döktük. Ondan sonra bizi çıkardılar. En sonunda şey diyor adam bana abi çok memnun oldum da bir de bir şey söylemek istiyorum. Şapkanı çok beğendim onu da bana verebilirsen çok iyi olur falan filan diyor. Verdin hani bir, verdim abi bu arada biliyor musun? Minik bir iyilik yapalım diye yola çıktık başımıza gelmeyen kalmadı. En son zabıta ekibiyle falan araca bindiriliyorduk yani öyle komik. Enteresan bir hikayeymiş.
Öğrenciyken bir de böyle bir şey başına geldi. Senin Umut? Vallahi pek iyi sayamayacağım. Bizim yurt anları da var falan. Yani yurtla ilgili çok anımız var. Biz Salih'le beraber aynı yurttaydık. Benim yemek yeme şey oradan geliyor. Şu an çok yavaş yavaş yiyorum. Hani tadını alabilmek için. Normalde çok hızlı yerim. Artık tat duyum kalmadı yani benim. Yurtta çünkü hızlı yemezsen aç kalırsın. Yani. Tabii. Öyle öğrenci evinde de öyledir. Abi bizim yavaş şey olurdu. Yavaş olan kaybeder. Eser abi bizim sabah etütleri olurdu. Hı-hı. Biz Sos Çelik Fen Lisesi'ndeydik. 6.30'da sabah etütleri. Biz de Umut'la hiç sevmezdik. Bizi attılar zaten. İlk dönemden sonra bizi yolladılar abi. Neyse. İşte 6.30'da sabah etütü var. Ziller çalıyor falan filan. İşte hocalar bir de kontrol eder. Yani kimse de kaçamak yapamaz. Biz de Umut'la uykuyu çok seviyoruz. Bir de gecelere kadar sohbet muhabbet ediyoruz. Ben de o zamanlar böyle toromanım abi. Kilo var bende. Umut dedi ki kanka yatağın arkasının altına saklanalım. Yatağın altına girelim. Umut da böyle sever planları. Yalnız ben gireceğim giremedim abi. Beni sokamadık. O kiloyla ben yatağın altına beni sokamadık. Ondan sonra dolabın arkasına falan. Umut'un yarısı duruyor. Ben varım dolabın arkasında. Hoca geldi. Benim şöyle yarım bir... dışarıda. Çok komik. Erdi şöyle araladı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Vallahi hocam ne yapalım dedik. Yani buradayız falan. Zaten o son günlerimiz oldu. Ondan sonra yavaştan bizi yolladılar. Biz artık o kadar şey yapmıştık ki akşamleyin oturmuşuz abi. Yine akşamleyin de zorunlu etiklerimiz var. Çekirdek falan çitliyoruz. Hocayı bekliyoruz artık. Hoca ne zaman gelecek falan derken zaten çok kalmadı. Bizi attılar yani yurtlar öyle. Olaylar oldu. Yurtta biz çok güzel arkadaşlığımız vardı. Yani çok güzel anılar yaşadık. Bende de çok bilmiyorum. Sağlam yurt anıları vardı. Bir kısmını anlattım zaten de. Anlatılacak var, anlatılmayacaklar var. Ama Umut'tan bir Adana dinleyelim ya. Sen bir yandan bak sen hiç yemedin. Adana'nın muhabbete daldın. Abi sohbet keyifli. Çok sıcak kanlıdılar. Hep böyle bağırlarına basarlar yani insanlar. Çok severler. Güzel anılarım var yani. Anlatabileceğim çok aklıma gelen yok aslında ama. Hani böyle hep sinyalci tipler olur. Küçük çocuklar. 10 yaşında. Abi sigaran var mı? Sigara abi çakmak var. O zaman para ver. O tabii. Eksik olmaz yani. Bir de bilmiyorum bende de bir bela çeker bir tip var. Benim eksik olmaz yani başımda. İlla bir şey gelir yani başıma. Adana çok... o anlamda iyidir bak. Mükemmeldir. Hiç sıkılmazsınız. Aslında yani. Abi şu an kamera karşısındayız. Umut'ta ne anılan var da can sağlığından kaynaklı olarak. Anlat bir tanesini ya. Anlatsın. Birbey'in de mesela şöyle bir komik bir anı var. Şimdi Birbey'in de babası asker ya abi. Askeriyede de mesela o hiyerarşi arasında çok komik olaylar yaşanabiliyor evet. Yani. Şöyle olmuştu. Biz şimdi ordu evine gidiyoruz. İşte ortaokuldayız. Ordu evine gidip yemek yiyoruz. Normal tabii daha ciddi bir ortam var. Biz orada saçma sapan kendimize göre oyunlar yapıyorduk. İşte bunlardan birisi de şeydi. Bir tane asitli içecek söyleyip içine tuz döküyordu. Olay da şu onu taşırmamak. Sonra bir gün abi gittik. Arkadaşlar değil mi? Evet. Askerlerin o evet. Çocukları. Tamam. Biz de o çocuklardan da böyle saçma sapan şeyler yapıyoruz. Bir gün gittik hani normalden zaten ciddi bir ortam da normalden daha ciddi bir ortam var. İşte böyle bayağı uzun bir masa kurulmuş. Böyle herkes üniformalı işte komutanlar falan gelmiş. Biz de uyardılar. Biz normalden daha yaramazlık yaptığımız için. İşte dediler yaramazlık yapmayın falan. Abi yine biz aynı oyuna başladık. Oynuyoruz. Neyse sıra bana geldi. Ben tuzlu aldım. Ona alıştığım için normalden ne kadar dökeceğini falan bilirim. Bu sefer tam dökerken tuzlu kaçıldı. Kafası döktü. Evet abi. Çıkmış. Evet abi. Hepsi içine döküldü. Bardağım o da düştü. Her şey döküldü. Hemen abi orayı peçete doldurdu. Sonra kaçtık abi orada. Sen hep bize anlattırıyorsun. Hiç kendini anlatmıyorsun. Ben var mı sende bir videomdan anlattım birkaç tanesini. Ben de mesela Adana ile ilgili. Adana'yı bu arada çok severim. Benim kız arkadaşım Adanalı bu arada. Selam olsun. Selamlar olsun. Benim birçok arkadaşım orada. Yani en değerli, en sevdiğim arkadaşım da. Çok güzel bir üniversite hayatım oldu. O zamanlar Feriz Çakmak yurdu vardı benim zamanımda. Karma bir yurttu. Hatta Deniz de o yurtta kalıyordu. Orada farklı anılar var. Sonra ben eve çıktım sonrasında. Akabinde orada tatlı ve tatsız birçok anı yaşadım. Mesela sen daha demin zaten kamera kapanınca anlattı. Ona benzer benim çok ukaydı. Yani ben aşağı inerdim. Yukarı önümden çıkamam. Bir tane adam, iki tane çocuk. Benden de küçük iki tane çocuk. O zaman üniversitede işte 19-20 yaşlarında, 21 yaşlarında falanım yani. Bir tane çocuk yürüyor. Diğeri de diğerinin yanında yürürken alttan bıçak. O da normalmiş gibi bakıyor. Orasından kan akıyor. Adana'da sıradan bir gün diyebilir miyiz yani? Yine oldu diyor falan. Böyle bir olay yaşamıştım mesela. Günlük çok rutinim diye bir şey vardır yani. Hani çocuk hiç benim şaşırmamış. Benim çok şaşırdığım abi bir ara Özal yolunu bilirsin. Evet Turgut Özal. Bir motorla bir araba kavga ediyor. Adam arabadan çıkmış motorluyu tutup vurmaya çalışıyor. Yani yok artık. Ve adam yaklaşmaya çalışıyor motorluya motorlu da vurmaya çalışıyor. Yani canlarının hiç kıymeti yok. Hiç önemli değil yani onlar için. Ama hani böyle bir şehri de böyle sanki full insanlar böyleymiş gibi tanımlamak da yok, ben kesin adım değil. Adana'yı çok tabii severim ya. Yani benim en sevdiğim şehirlerden en fazla mutlu olduğum hayatımda İnsanı en güzel yıllar aslında. Orada geçti. Aynen. Ara ara böyle şeyler yaşanıyor. Yaşanıyor maalesef. En sevdiğim noktası mesela aç kalmak imkansız. Hani aynen gece 5'te bile acık. Aynen bir kebapçı, bir dönerci. Ciğerini söyle. Hatta her şeyi bulursun yani. Hiç sekmiyor. İnsanları da şeydir, cana yakındır. Kesinlikle. Muhabbet Akdeniz hoş insanlar. Ben ikinci memleketim olarak görüyorum zaten Adana'yı. O anlamda çok seviyorum. Fırsat buldukça da Adana'ya gidiyorum zaten. Biz bunları yavaş yavaş yiyelim. Sonra ne yapacağız? Buradan sonra da zaten güzel bir kahve içmeye gideriz. Olur mu? Tamamdır. Son tamam. Değerlendirmemizi olur, yaparız. Yapalım. Hadi bakalım. Evet, son olarak Lemis'e geldik. Onlara da çok teşekkür ederiz. Sunum olarak ben mekanı da göz önünde bulundurmak istiyorum. Çok güzel bir mekan yapmışlar. Ailece gidip oturabileceğiniz arkadaşlarınızla, kız arkadaşlarınızla. Çok güzel, geniş, serin bir mekandı. O yüzden yemeği sunumlarından dolayı da ben 3 puan kırmıyorum. 10 veriyorum. Lezzete gelirse çok
çok fazla içinde peynir vardı. O yüzden bir tık kırabilirim. Onun dışında lezzeti çok güzeldi. Etin gramajı çok yüksekti. O yüzden lezzete puanım 8. Hizmet konusunda da çok güler yüzlüler. Çok fazla yardımcı oluyorlar. Hizmete 9 veriyorum. Benim Lemis'e puanım 27. Şimdi Lemis'ten geldik. Lemis'e puanlarımı vereceğim. Sunum olarak buna 10 vereceğim. Çünkü diğerlerinden farklı bir sunumu vardı. Peynirin içerisinde gelmiş hamburger patatesler. Bu yüzden sunumuna 10 veriyorum. Lezzet olarak da açıkçası güzel bir lezzet vardı. Onların etleri de çok güzeldi. Ama şu biraz peynirin fazla olması biraz beni bayar gibi olmuştu. O yüzden lezzetine 9 puan vereceğim. Hizmet olarak en ilgililerdi. En son gittiğimiz mekan burası ve en çok ilgili ve güler yüzlü olanlar Lemis'ti. O yüzden onların hizmetine de 10 puan vereceğim. Günün sonunda da Lemis'e verdiğim toplam puan 29 yapıyor. Şöyle göstereyim. Lemis'e geçelim. Arkadaşlar ben Lemis'e ilk defa geldim ve Lemis'te bir kadın işletme var. Açıkçası bizlere yaklaşımını çok beğendim. Benim için tabii ki lezzet de çok önemli ve Eser abiyle de konuştuğumuzda lezzeti ön planda tutarak puanlamamızı yapıyoruz. Fakat ekstraları kesinlikle vardı. Hizmet, yaklaşım, samimiyet anlamında çok güzeldi. Mekan çok ferahtı. Çok geniş, güzel bir bahçesi vardı. Mekan tasarımı gerçekten çok özeldi. O yüzden benim hizmete vereceğim puan arkadaşlar 10 olacak. Onun haricinde sunuma bakacak olursak biz So Cheesy adlı bir burgerlerini yedik. Orada da alt tabanında bir peynir vardı. Patatesleri de daha farklıydı. Ben açıkçası sunumunu da Lemis'in çok beğendim. O yüzden Lemis'in sunumuna da vereceğim puan 10 olacak. Lezzete gelecek olursak arkadaşlar, Michos'tan daha baskın bir et tadı vardı. Dediğim gibi et çok önemli. Ancak burada da peynir birazcık seçimimizden de tabii ki kaynaklı olabilir. Peynirin baskınlığını hissettim. Lemis'e vereceğim puan arkadaşlar 8 olacak. Total'de arkadaşlar Lemis'e verdiğim puan 28. Evet, hamburgerler yendi. Üç yani güzel abi. Mekana gittik bence. Ha. Üçü de birbirinden güzeldi. Zaten şöyle göstereyim, listemi de gösteriyorum. Zaten liste. Evet, liste arabada kalmış. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi Hatay mekanları Instagram sayfası artı Hatay sandıkçı Instagram sayfasında sordum. En iyi hamburger yapan mekanları yazın dedim. 44 öneriyle zaten birinci Michos geldi. İkinci olarak Sobik geldi 21 öneriyle. Üçüncüsü de Lemis Burger geldi 17 öneriyle. Dördüncü, beşinci, altıncı artık buradan durdurup da izleyebilirsiniz. Durum bu şekilde. Tabi burada öğrencileri de dahil ettik. Fiyat, performans, işte hizmet, işte sunum hepsini değerlendirirler kendi. Şöyle bir sonuç çıktı. Kimse kimsenin ne puan verdiğini bilmiyor. Kesinlikle. Son biraz derece daha objektif, hakkaniyetli olduğuna inanıyorum. Aynen. Yani. Öyle hiçbir mi? Problem tamam. Yok. Aynen. Adil olsun istedik arkadaşlar. Bu seçilen 3 mekan da sonuçta güzel mekan. Yani evet. En iyi 3 mekan. Yani kim birinci aslında oldu, ikinci kazanmışlar oldu. Yani abi baktığın tabii, zaman. Aynen kazanmış. Baktığın zaman 3'ü de kazanmış bence. Bu üçüne de gidilebilir mi? Kesinlikle gidilebilir. Önerilen 3 mekana da gidilebilir bence. 3'ü de güler yüzlüdü. 3'ü de hizmet konusunda sıkıntı yaşatmadı. 3'ün de lezzeti güzeldi. Ama önemli olan arkadaşlar kim birinciyi seçti ona bakmak lazım. Bu arada çok eğlenceli de bir video oldu. Sonra yine konuşuruz. Önce kimle başlayalım? Salih ile başlayalım. Tamamdır. Ben görmedim. Hakan çekti. Hatta ben badeyi aldım. Okuldan eve bıraktım. Ondan dolayı bilmiyorum. Evet. Şimdi Sobik'e ne demişsin? Sobik'e baktığımız zaman sunuma 9, lezzete 9, hizmete 9, 27 puan almış. Yani lezzet olarak aslında en beğendiğim benim Sobik oldu. Özellikle eti bana çok lezzetli geldi. Ama diğer unsurları da bir bütün olarak mekan değerlendirdiğimiz zaman Sobik bende ikinci sırada tamamladı yarışı. Anladım. Ama dediğimiz gibi buradaki 3 mekanda lezzetli, 3 mekanda kesinlikle gidilebilecek anladım. Mekanlar. Lezzet konusunda en fazla Sobik. Lezzette ben klasik burgerci olduğum için hani o etin tadını almayı öncelediğim için abi Sobik lezzet konusunda bir numaraydı bence. Anladım. Michos'a geldiğimiz zaman sunuma 9, lezzete evet 8, abi. Hizmete 9 demişsin. O da 26 orada puan. Orada da hani lezzet olarak yine puanı verirken de söyledim abi. Bu biraz sizin sos sevmeniz, sos kültürünüze bağlı. Ben daha et odaklı düşündüğüm için Michos daha düşük aldı abi evet. Diğerlerinden. Çok az puan farkı var zaten. Lemis'e de sunuma 10, lezzete 8, hizmete 10 demişsin. O da 28. Aynen. Senin o zaman bir numaran Lemis oldu. Lemis dedi. İki numaran Sobik oldu. Michos da sende 3 numara oldu. Evet. Tamam. Hepsinde birer puan farkı var. Yani hepsinin birbirinden süper. Farkı yok yani. Eline ağzına sağlık. Eyvallah. Afiyet olsun. 1B'ye geçiyoruz. 1B'de Sobik'e sunuma 9, lezzete 10, hizmete 9. Toplam 28 puan verdim. Yani şöyle lezzet olarak gerçekten sevmiştim. O etinin tadı, ekmeğinin kıvamı falan gerçekten çok güzeldi. O yüzden lezzetine 10 puan verdim. Hani sunumu çok farklı bir şey olmadığı için 9 puan vermiştim. Gün sonunda da 28 puan aldı. 28. Bende. Michos'ta evet. Sunum 9, lezzet 9, hizmet 9. Yani 27 puan almış. Evet, şöyle aslında lezzete 8 versem mi diye düşündüm ama biraz daha farklı bir hamburger denediğimiz için o yüzden 9 verdi. Tam bana hitap etmese dediğin de gibi o bir tarz meselesi için, yani. Evet, yani farklı bir şeydi. Evet. O yüzden böyle bir puan aldım. Lemis'e de sunum 10, lezzet 9, hizmet 10 toplamda 29 puan almış. Evet. Senin birincin Lemis. Evet. Hizmet ve sunum farklı olduğu için hani o yüzden birinci oldu bende. Anladım. Sobik ikinci sende. Evet. Michos da üçüncü oluyor. Evet. Senin de eline sağlık, ağzına sağlık. Şimdi gelelim Umut'a. Biraz pinti davran. Evet.
kasıntı da aranın. Sobike sunum 9, lezzet 7, hizmet 8 demişsin. Toplam 24 puan almış Sobik senden. Şöyle, Sobik'te çok fazla yanında getirdiği yan ürün vardı hani ikramlardan. O yüzden sunuma yüksek verdim. Lezzet konusunda da lezzette hiçbir sıkıntısı yok. Sadece o benim damakta. Ben geleneksel hamburger pek sevmiyorum. Daha çok sos benim için ön planda. Hani domatestir, çine, maruldur o tarz sevmediğim için 7 puan verdim ama lezzetten yana, etten yana hiçbir sıkıntısı yok. Gramajı da çok iyi. Kendileri yapıyorlar zaten etlerini, ekmeklerini. Orada da söylemişler. O yüzden bir problem değil yani. Michos'a geçiyoruz. Sunum 7, lezzet 8, hizmet 7. Toplam 22 puan bu da. Evet, lezzeti yine çok iyiydi. Sevdiğim tarzda yerler zaten buralar. Sunum ve hizmette şuradan kıstım. Sunumda yanında hiçbir şey yoktu. Normal bir şekilde geldi. Sosları, burada olmayan soslar hani kolay kolay bulunmayan mekanlardan oldukları için bu yüzden yüksek verdim. Hizmet konusunda da çok kalabalık bir mekan. Onu başta söyleyebilirim. Sürekli gelen giden oluyor. Çok tutulan bir mekan. O yüzden hizmette bazen aksamalar olabiliyor yani. O yüzden biraz düşürdüm. Lemis'te sunum 10, lezzet 8, hizmet 9, toplam 20. Senin de Lemis 1. Sobik 2. Michos 3. olarak günü kapatmış. Bazen az puanlar vermiş şey gibi olmuş. Vedat hani Miller gibi triplere girdim ama. Yani Umut'un İskenderun'a giremeyeceği 3 mekan belli oldu bu puanlardan sonra. Ama şey güzel oldu abi, hani hepimizin damak tadına farklı olması bir denge de oluşturdu. Toplayalım 1. 2. 3. seçelim. Toplam Lemis yüksek ihtimal. Lemis'teki hanımefendiler çok sıcak kanlıydı. Hepsinin 3 mekanın da eline sağlık. Evet, siz orada şey oldunuz. Orada hanımların sıcak kanlılığına biz birazcık şey olduk galiba. Boyandı yani gözümüz. Evet, buradan şunu gösteriyor ki arkadaşlar. Lemis 1. çıktı. Michos 2. Sobik 3. Burada da tam tersi. Yani takipçilerin önerdiğine de tam tersi arkadaşlar. Michos 1. burada da. 2. Sobik 3. Lemis. Ben yeni açıldığından dolayı olduğunu düşünüyorum Lemis'in. Öyle mi? Ondan çok dolayı. Çok fazla bilinmediği için büyük ihtimal. Çünkü burada İskenderun halkının çoğu Lemis'i pastane olarak bilir. Şu an hamburgere evrilmişler biraz. Artık hamburger olabilir, işini yapmaya başlamışlar. Yapıyorlar yani. Olabilir. Bu kişisel yani bir şey bu arada. Halkımızı iyi bir şekilde temsil edemedik mi diye dedi. Hani böyle düşündük ama hakikaten abi bu gayet objektif oldu. Göreceli bir şey. Aynen. Herkesin fikri kendinedir. Evet. Yani bir başkasına sorsan belki Michos daha iyiydi. Ama totalde şunu diyebiliyoruz. İlk 3 mekan belirlendi. Öğrenciler de geldi. Öğrenciler de kendilerine göre birinciyi seçti. Enteresan bir şekilde hepsi de aynı çıktı. Kendi aranızda konuştunuz mu bilmiyorum. Kesinlikle hayır. Süper. Bence çok eğlenceliydi. Çok güzel oldu. Aynen. Yani birinci Lemis arkadaşlar. İskenderun'un, Arsuz'un en iyi hamburgercisi bu yapılan istatistiklere göre Lemis oldu. Tebrik ediyorum. Ağzınıza çok sağlık. Sağ çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu. Farklı bir konsept. Bu serinin ilkine siz katıldınız. Üçünüz de pırlanta gibi çocuklarsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür çok ederim. Çok eğlenceli, çok keyifli. Kamera arkasında da hatta daha keyifli bir muhabbetlerimiz vardı. Evet. Çok hoşuma gitti. Bizim için de çok keyifliydi. Kesinlikle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selam söylemek istediğin birileri olur ya da son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi abi olabilir. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Hani şu anda da İskenderun'dayız. Biz bir deprem geçirdik. Esnaflarımızı gezdik aslında. Hani esnaflarımız çok kıymetli. Şehrimiz çok kıymetli. Ben insanların gerçekten esnaflarımızı ziyaret etmesini, şehrimizi gelip görmesini çok istiyorum. Benim için de çok keyifli bir video oldu. Eser abi gerçekten hem kamera karşısında da kamera arkasında da aynı samimiyetle yaklaştı bize. Bu bizim için çok güzel bir anı oldu. Çok keyifli oldu. Ben de arkadaşlarımla çok mutlu olduk. Tabii selam söylemek istediklerim var. Bir tık hızlı geçeyim. Okuldan arkadaşlarım var. Volkan, Seyit ve Yağız'a buradan selam söylüyorum. Bir de annem, babam, kardeşlerim Yusuf ve Burak'a selam söylüyorum. Anneciğim sana özellikle selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Selamlar. Biz de selam söylüyoruz. Sizlerin var mıdır? Abi ben şöyle aileye selam söyleyeyim. Bir de kız arkadaşıma selam söyleyeyim. Tamamdır. Süper. Senin Umut? Abi ben öncelikle sana teşekkür edeyim. Sağ hani olsun. Normalde bu tarz şeyler daha önce hiç yapmamıştım ama sıcak kanlılığın, hani konuşma tarzın, akıcılığın beni de hiç etkilemedi yani. Aile ortamına yüp samimi şekilde seninle oturduk, sohbet ettik. O yüzden sevdiğim güzel bir etkinlik oldu benim için de. Bir değişiklik oldu. Anı kaldı bize de. Tekrar senin teşekkür ederim. Selam olarak kimse selam yani kız arkadaşıma selam yolluyorum. Anneme babama selam yolluyorum. Ellerinden öpüyorum. Hatice abla şimdi şeyden neden ilk bana değil de kız arkadaşına alasın? Sıralama yapmadım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel sözler ya, söylediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok keyifli bir video oldu. Yemek bahane. Sohbet şahane. Ne diyoruz arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.